1, 2, 3. Sen ne diyorsun? Ben de çobanlık yapıyorum onlarda. Kayacak bir şey yok ya. Gel abi. Gel. Bakın, buraya fark ediyoruz ve geliyoruz. Evet, off-road'da başlıyoruz. Burada zaten yok. Kapa ya, şuraya bir yere geliyor yol ama biz buradan Arabi'den Ortacalar'a çıkacağız. Ortacalar'dan şurada Yusuf Ali Hevek Yaylası, Salikvan Yaylası'na bağlantı yapacağız. Yusufoğlu'ya geldik. Evet. Buradan Yusuf Ali'ne geçeceğimiz yolun araştırmasını yaptığımızda yolun açılmadığını öğrendik. Bu sefer Arabi'deki yolun, yani Yusuf Ali'ye bağlanan yolun açık olduğunu, oluşulabileceği söyleniyor. Oraya deneyeceğiz. Ya bizim aldığımız bilgide yolun kötü ve daha zor bir yol olduğu, evet, ki bizim için daha uygun bir yol. Arabi tarafındaki bir yol var. Hani bizim gittiğimiz yolun istikametinin 150-200 metre üstünden gidiyor, üst kotundan gidiyor. Onu bağladılar. Yalnız onda da şöyle bir dezavantaj var. Bizim yol gibi değil, rahat değil. Gidimi çok zor, yol çok kötü. Sıkıntısı o. Ne oldu Bülent? Son durum ne? Son durum özel idareye gittik. Özel idare müdürü bizi Arılı köyü muhtarıyla buluşturacak. He. Şimdi bir personelini, bir mühendisini bize eşlik etmesi için Arılı köyüne kadar yolluyor. Orada da muhtarla buluşacağız. Tarifini alacağız. Ne diyorlar peki? Valla 10 gün önce gitmişler bir pick-up'la. Biz geçemedik dedi. Oradaki depolarımıza ulaşamadık dedi. Kar vardı dedi. Zaten 20 gündür güneşli bu bölge, kar erimiştir zaten. Niye umuyoruz? Efendim? Diye umuyoruz. Umuyoruz. Bence de zaten aşabileceğimizi tahmin etti. Arhavi Ortacalar'dayız. Burası çifte kenar köprüleriyle meşhur. Bu arkandaki köprüler 250 yaşında yaklaşık olarak, tabii kesin tarihini bilemiyoruz. 2003 yılında da restorasyon geçirdi. Yeni bir yenilendi. Fakat gördüğünüz gibi üstündeki parmaklık görevi gören taşlar çok yeni. Yani orijinalliğinden biraz kaybetti. Maalesef bölgemizdeki restorasyon gören tarihi köprüler orijinalitesinden uzaklaştırıldı. Kaldırım taşlarıyla kaplandı ve kenarlarına şehirlerde kullanılan korkuluklar yapıldı. İnşallah zamanla bunlar fark edilir ve eski haline getirilir köprülerimiz. Buraya gelmesi çok kolay. Arhavi ilçesinden, Artvin'in Arhavi ilçesinden Ortacalar köyüne doğru sapıyorsunuz. Hiç yolu bırakmazsanız, daha doğrusu dereyi hiç bırakmazsanız, dereyi takip ettiğinizde yaklaşık olarak 10-12 kilometre bir mesafede buraya ulaşabilirsiniz. Bizi bekliyor. Bir an önce ulaşalım artık. Evet. Yaralanmadan. Hızlı hareket etmemiz lazım. Hadi kaybetmememiz lazım biraz da. Evet. Yolda tabii güzel bir yer görürsek de çekmeden olmuyor. Yani. Çekimler bize çok vakit kaybettiriyor ama. Amacımız da o zaten. Amacımız o yani.
Şimdi burada yaşadığımız handikapların biri de o. Rehber arkadaşlarımız genelde grup rehberi olduğu için belli bir yerden belli bir yere insanları sadece ulaştırmak amaçları. O bakımdan bizi de öyle yapıyorlar. Fakat bizim asıl amacımız çekim yapmak. Bir yere yetişmek gibi bir zorunluluğumuz yok. Bu çerçevede de orayı değerlendirip öyle geçmek istiyoruz. Bu sefer de ne oluyor? Akşam konaklayacağımız yere ulaşamama korkusu başlıyor. Geç ulaşılıyor, yorgunluk oluyor. Evet. Hava karardıktan sonra da zaten off-road yapmak istemiyoruz prensip olarak. Kesinlikle, kesinlikle. Risk artıyor. Kimseye de tavsiye etmiyorum karanlıkta off-road yapmasını. Gece karanlığında. Hı-hı. Ayrıca yani bunu işin sportif yönü için söylüyorum. Gece bir şey de görmüyoruz ki, o zaman bıkkınlık oluyor o taşların üzerinde. Bir de gölgeler çok yanıltıyor. Gölgeler, düşen far ışığında düşen gölgeler çok yanıltıyor. Dolayısıyla hata yapma oranımız yükseliyor. Evet, sayımız. Evet. Hala bu Mençure Şelalesi yolundayız şu anda. Muhteşem bir doğa. Muhteşem yani, Arhavi'ye gelin ve burayı muhakkak görün. Yani pırıl pırıl bir dere. Evet. Nasıl bir temizliktir bu? Yaz aylarında burada suya da rahatlıkla girebilirsiniz. Bu muhteşem. Yani tek kelimeyle muhteşem. Zor yollar sayesinde size görmesi de zor olan şeyleri göstermeye çalışıyoruz. Bunlardan biri de yukarıda görmüş olduğunuz karakovan petekleri. Karakovan nedir? Karakovan kurumuş bir ağacın gövdesinin içinin oyularak yapılması sonucu yapılmış bir kovandır. Doğal olmasından dolayı karakovan balı diğer petek ballarına nazaran daha tercih edilen ballar. Bildiğiniz gibi bal Doğu Karadeniz bölgesinde endemik çiçek çok fazla. Bu yüzden arıların bu çiçeklerden fazla öz almasından dolayı da ballarımız oldukça kaliteli. Bildiğiniz gibi bu bölgede orman gülü, rhododendron bilinen adıyla, çok yaygın. 3 çeşit orman gülümüz var. Mor çiçek açan, sarı çiçek açan, beyaz çiçek açan. Sarı çiçek açan da komarin denen bir uyuşturucu madde var. Eğer arı bu maddeden çok öz alırsa bu bal deli balı oluyor. Yoğunluğuna göre bir kaşık insanı ölüme bile götürebilir. Ama genelde o kadar yoğun olarak deli balı yapılmaz ve özel olarak üretilmez, bu tesadüfüdür. Eğer o çiçeğin çok olduğu yere bu kovanı koyarsanız deli balı üretmiş olursunuz. Bu kovanların buraya yapılma nedeninden biri de ayı. Ayılar balı çok seviyor. Dolayısıyla buradaki arıcıların en büyük düşmanı ayı. Ulaşılması en zor yerlere, ağaç tepelerine ya da özel kuleler, iskeleler yapıp yükseklere koyarlar. Bu gördüğümüz bu bölgedeki en şaşırtıcı kovanlardan biri. Ulaşması oldukça zor. Evet, zor yollarda Yusuf Eline doğru giderken şimdi Mençure Şelalesi'ni görelim dedik. Araçlarımızı derenin kenarına bıraktık. Tabii bu da zor yolların yaya etabı. Oldukça dik bir rampa. 20 dakikalık bir yürüyüşle Şelale'ye gideceğiz. Orada buluşmak üzere. Sağ olun. Sağ olun. Mençure Şelalesi Artvin'in Arhavi ilçesinde Ortacalar köyünden ulaşılıyor. Çifte köprülerden yaklaşık 2,5 kilometre araçla güzel bir yoldan geliyorsunuz. Daha sonra 15-20 dakika dik bir patikadan çıkıyorsunuz. Yer yer düzeliyor ama genel olarak dik sayılabilir. Şu anda en düşük debisinde akıyor. Mayıs ayında, Haziran ayında en yüksek seviyesine ulaşacak. Yüksekliği 40 metre civarında. Bu bölgede yerel kulüplerin, yerel dağcılık kulüplerinin de sık sık kullandığı rotalardan biri. Yaz dönemlerinde burada göletlerde yüzmek de mümkün. Thank you.
Evet, Mençuna şelalesini gördük. Mençuna Lazca'da bakımsız ve uzak anlamına geliyor ama bayağı bir yol patikada olsa düzeltilmiş. Geldikten sonra bir 20 dakikalık yürüyüşlükle gayet güzel bir mekana ulaşacağınızdan emin olabilirsiniz. Görmenizi tavsiye ederiz. Arhavi'ye geldiyseniz burayı da muhakkak görün. Mençuna şelalesinden indik. Bayağı zor bir yoldu. Sağ olsun. Arkadaşlarımız yemek yemek için acele ediyorlar. Ondan acıktık da tabii. Yolumuz akşam Yusufeli'ne varmayı hedefleyen bir rota. İnşallah varırız. Öğle yemeğinde sağ olsun buradaki tesisin sahibi arkadaşımız. Şener kardeşimiz bize bir şeyler hazırlamış. Ve çay bahçesinin yanında çay muhteşem bir şey. Yine bunu da yaşıyoruz. Çay gene şey yaparız. Abi biber çok. Mençuna Şelalesi'nden artık ayrılıyoruz. Yolumuza devam edeceğiz. Baştan beri deneyeceğimizi söylediğimiz ve geçip geçemeyeceğimizi bilmediğimiz bu Arhavi'den Yusufeli'ne giden yolu artık ilerleyen saatler olmasına rağmen denemekte kararlıyız. Artık şansımıza şartlar ne getirecek bilmiyoruz. Değil mi Beci? Biraz ilerledi vakit ama. Evet, biraz geciktik, biraz fazla vakit kaybettik. Çünkü umduğumuzdan uzak çıktı şelale yürüyerek gittik geldiğimiz yer. Evet. Bir de şelale o kadar güzeldi ki orada vakit geçirmeden yapamadık bir şey. Dolayısıyla saat neredeyse 1 oldu. İnşallah hava kararmadan dağın öbür tarafına atlayabiliriz ama bilmiyorum. İnşallah çok fazla büyük zorluklar çıkmaz önümüze. Evet, bakalım. Yol bize neler getirecek? Zor yollar, sevdiğimiz ortamlar, hoşumuza da gidiyor, çok güzel. Ama şartlar eğer ki kar ve hava şartları kararmazsa yani oraya vakitlice varırsak güzel sürprizlerle karşılaşacağımızı umuyoruz. Arhavi sırtlarında 1200 metre irtifadayız. Yaklaşık bir 500 metre sonra ağaç sınırında üstüne çıkacağız. Biraz evvel bir doğan gözlemledik. Hemen yeri gelmişken anlatalım. Atmaca'nın nasıl avlandığı konusunda. Atmaca biliyorsunuz Lazlar tarafından çok önemsenen bir canlı. Atmaca avlamak için önce bir taş kaldırılır ve taşın altındaki delikten bir miktar sabunlu su dökülür. O sabunlu suyu gözüne kaçan dana burnu oradan çıkar. Dana burnu yakalanır, bir kafesin içine belinden ip bağlanarak ortasına asılır ve o kafesin üstünde dana burnu debelenir. Kafesin üstünde de at kuyruğundan yapılan düğümler vardır. Bunu gören örümcek kuşu dana burnunu yakalamak için kafese konar, ayaklarından yakalanır. Daha sonra dana burnu serbest bırakılır. Örümcek kuşunun gözleri kapatılır. Hiçbir zarar vermez ama gözleri kapatılır. Bir dal üstüne oturtulup alıştırılır. Alıştıktan sonra iki ağaç arasına bir ağ gerilir. O ağın arkasından saklanılarak paska deriz. O bir çalılardan yapılı bir kulübenin arkasına saklanılarak o kuş oynatılır. O kuşu gören atmaca ağa dalış yapar ve ağa yakalanır. Daha sonra atmacanın eğitimi başlar. Kola alıştırılır, kolmaya alıştırılır. Tekrar sahibine gelmeye alıştırılır ve o atmaca daha sonra bıldırcın avı için kullanılır. Bu tip çalılıklara sopa vurarak bıldırcının havalanması sağlanır. Peşine atmaca salınır. Atmaca bıldırcını yakalar, sahibine getirir. Çok bu mevsimde çok zevkli yani. Bak 70 yaşındayım bunu. Bu ayağım çalışmıyor. Damarlarım dikali.
Böyle işte arabayla gelip işte bu yakın bir yerlerde oturabiliyorum, oturuyorum. Bu ayrı bir hastalık yani bu. Bunun hastalığı bir yere götürülmez. 50 yıldır bu işi yaparım. Vallahi yani görmek istemezsiniz. Evet, şu anda 2300 metre sınırına ulaştık. Kaçkarlar'da yolumuza devam ediyoruz. Hala geçide görmedik. Ve saat artık 3:20 geçiyor. Yolumuza devam ediyoruz. Şu an için ciddi bir engelimiz de yok. Kamera çekiyor mu? Ne orada bir araba var. Evet. Evet. Evet, zaten bir binek araba lastikli bir iz vardı yolda. Adam oradaki cesarete bak ya. Var ya, helal olsun. Helal. Gezme, merak etme duygusu böyle bir şey. Biz bir belaya kaldık ama siz de belaya kaldınız. Ha bu simalar ben... Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bu simalar yabancı değil ya. Televizyon seyrediyorsanız yabancı değil. Doğru doğru, tamam, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefa buldunuz. Ne? Niyet ne? Hoş geldiniz. Niyet? Yusuf Bey'den. Yusuf Bey'den, pardon. Biz geçemedik de. Biz geçemedik. Niye? Geçebilir mi? Kar mı var? Kar var. Biz ince bir şeyden yıprattık. Az bir kısa bir yerde kar var. Çok kısa. O zaman biz de geri dönüyoruz. Biz de dönelim de. Biz de dönelim de. Çabuk yürü oğlum. Çekeriz. Gelin. Hadi. 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 Buradan yok bir şey. Küçük. Orası. Arkada yani. Tamam, şurası. Amcamların izi var mı orada? Var. He? Burada iz yok çünkü, buradan hiç geçmemişti. 2792 metre civarındayız. 2794 olduk ve tek tük yol kenarında karlar görmeye başladık. Bakalım artık, geçide çok fazla bir şeyimiz kalmadı. İnşallah çabuk geçeriz orayı, o karlı bir yolu. Çünkü artık saat karanlığa 4, karanlığa, he? Karanlığa kalmak istemiyorum. Bayağı sıkı bir yol. Çok güzeldi, çok manzaralı bir yoldu. İnşallah oraya da geçeriz de Yusuf Efendi'ye ulaşırız. Bir o kadar yolu geldiğimize değer. Yoksa bu saatten sonra geldiğimiz yolu dönersek eğer tam bir hüsran olur bizim için. Hedef koyduğumuz yere 8 kilometre var kuş uçuşumu. Bakalım biz kaç kilometrede gideceğiz. Evet. Yakıtımız ne durumda bu arada? Var abi. Şu anda yarım depo. Yani bizi 300 kilometre daha aşağı yukarı. Geriye de götürür, ileriye de. Tabii tabii, her tarafa götürür. Zaten bu kadar saattir geldiğimiz noktadan kilometre ne ki? 60 kilometre anca geldik. Zalikvan geçidine ulaşmamıza çok az bir mesafe kaldı ama bize ait olan sürenin sonuna geldik. Haftaya bu maceranın sonunu sizlere izleteceğiz. Hoşçakalın efendim.